Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Spotify'da dinlediğiniz şarkının müzik ve sanatçı ismini albüm kapak fotoğrafı ile birlikte OBS'imize aktarabileceğimiz Snip isimli uygulamayı inceleyeceğiz. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Lafı fazla uzatmadan hızlıca videoya geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikli olarak açıklama kısmına bıraktığım linkten uygulamamızı indiriyoruz. Linke tıkladığınızda önünüze bu sayfa gelecek ve bu sayfada en üstte gördüğünüz Snip V705 zip dosyasını indiriyoruz. Bu dosyayı indirdikten sonra ben bu dosyayı masa üstüne alıyorum ve sayfayı kapatıyorum. Daha sonrasında sağ tıklayıp bulunduğu yere dosya olarak çıkartıyorum. Klasörün içine girdiğimde en altta bulunan Snip uygulamasını çift tıklayarak açıyoruz ve bizi Spotify hesabımızla bağlamaya yönlendiriyor. Ben hemen kendi Spotify hesabımı bağlıyorum. Hızlı bir şekilde bağladı ve önüme bu sayfayı kapatabilirsiniz yazısı çıktı. Bu sayfayı kapatıyorum. Gördüğünüz gibi bu klasörün içine bir adet metin belgesi, bir adet de JPEG klasörü otomatik olarak geldi. Sonrasında OBS'imi açıyorum. Snip klasöründeki metin belgesi dosyasını tutuyorum ve OBS'ime bırakıyorum. Gördüğünüz gibi kaynaklar kısmına Snip.txt dosyası hemen geldi. Bunu test etmek adına hemen Spotify'ımı açıyorum ve gördüğünüz gibi şarkıyı başlattığımda otomatik olarak şarkı ismi buraya geldi. Sonrasında ben buraya albüm kapak fotoğrafını da eklemek istiyorum. Bunun için yapmamız gereken şeyler, ilk önce sağ alt kısımda görev çubuğunda Snip uygulamasına sağ tıklıyoruz ve sonrasında şurada gördüğünüz Save Album Artwork'e bir kere tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra tekrar Snip klasörüne geldiğimizde demin TXT dosyasını aldığımız yerin altında gördüğünüz gibi Snip Artwork JPEG dosyası var. Bunu da tutup yine OBS'imin üstüne atıyorum. Arabelliğin yenilenmesi için şarkı değiştiriyorum ve gördüğünüz gibi şarkıyı değiştirdiğimde albüm kapak fotoğrafı da buraya geldi. Albüm kapak fotoğrafları da şarkı değiştirdiğimde otomatik olarak değişiyor. Mesela bu yazı bu şekilde çok sade. Bunun için şöyle yapabilirsiniz. Snip.txt dosyasına çift tıklayarak hemen sağ taraftan yazı tipi seç diyerek bilgisayarınızda bulunan fontlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Aynı şekilde renk kısmından yazının rengini de ayarlayabilirsiniz. Bu kadar yer kaplamaması için akan bir yazı da yapabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey kaynaklar kısmında Snip.txt'ye sağ tıklayıp filtrelere tıklıyorsunuz. Sonrasında önünüze çıkan pencerede solda bulunan artıya tıkladığınızda burada kaydır seçeneği olacaktı. Kaydıra tıkladığınızda tamam diyorsunuz ve yatay hızı şu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Burada istediğiniz hızda ayar yapabilirsiniz. Genişliği sınırla diyebilirsiniz. Mesela genişliği buradan 200 derseniz gördüğünüz gibi OBS'teki alanı da değişecektir. 300 yaparsanız daha da uzayacaktır. Evet arkadaşlar, bu yöntem ile Spotify bilgilerinizi rahat bir şekilde OBS'inize aktarabilirsiniz. Bir sonraki videoda yine OBS ile alakalı çok güzel bir plugin incelemesi yapacağız. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz ama kendinize çok iyi bakmadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minnacık bir yorum yapmayı lütfen unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.